size şunu samimiyetimle söylüyorum. Ben ve arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla örgütü buraya o gece gelmeseydi, inanın bunun üstünü örteceklerdi. Biz geldiğimiz ana kadar burada kimse yoktu. Bir belediye başkanı yardımcısı vardı. İSKİ'den bir görevli vardı. Biz hastaları ziyaret ettik. Ayrılırken bazıları buraya gelmeye başladı. Bizim bu duyurumuzu duydular. Ben zaten sosyal medyadan duyurmuştum buraya geldiğimi. Onun üzerine geldim. Sevgili arkadaşlar, bu işin peşini bırakmayacağız. Bunun kimse üstünü örtbas edemez. Dün konuya ilişkin bir soru önergesini Sayın Başbakan'a yönelterek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdim. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir araştırma önergesi vereceğim. Onun hazırlığını yürütüyorum. Onu ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağız. 9 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra elbette bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerinde de konuşacağız. Bununla mı kalacak? Hayır. Savcının soruşturmasını takip edeceğiz. Tuzla halkını, bu 5 mahallede yaşayan insanlarımız öncelikli olmak üzere hepsine durumu anlatacağız. Haklarını hatırlatacağız. Türk Ceza Kanunu'nun bu konuda 86 ve 181. maddeleri var. Bu şekilde 86. madde kasten yaralama suçu. Eğer bu şekilde kimyasal atıklarla insanların hayatını tehlikeye atacak şekilde, kasıtlı bir şekilde bir fiil gerçekleştiriliyor ise 3 yıla kadar hapis cezası var. 181. madde yine çevreyi kirletme suçu başlığı altında sadece insanların değil, hayvanların ve bitkilerin bile yaşamlarını tehlikeye atabilecek, onların bedenlerinde, yaşamlarında, varlıklarını sürdürmelerinde sorun yaratabilecek sonuçlar yaratacak nitelikte ise 5 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeler. Bunları halkımıza anlatacağız. Bir evde beslenen bir köpek, bir kedi. Bunlar dahi yasanın dahi demen yanlış, onu düzeltiyorum. Yani insan sağlığını hep konuşuyoruz. Hayvan sağlığı da önemlidir. Bitki sağlığı da önemlidir. Bütün canlılar önemlidir. Dinimizin çok güzel bir kavramı vardır. Eşrefi mahlukat. Yani insan varlıkların, yaratılmışların en yücesidir. Varlıkların, yaratılmışların en yücesi olan insanın kainatta temel bir sorumluluğu vardır. Bu kainattaki bütün varlık tabakalarını, bütün canlıları korumak. Bütün canlılar eşittir. Bunu Tuzla halkımıza da anlatacağız.